Herkese merhaba. Bugün sizlere kalp kriziyle ilgili bilgi vereceğim. Peki kalp krizinde hangi konulara değineceğim? Tabii ki kalp krizinin nedenleri. Kalp krizi geçirmenin belirtileri neler? Nasıl anlayacağım ben? Ve kalp krizi geçirildiğinde bilinçli bir şekilde ben insanlara nasıl ilk yardım uygulayabilirim? Bu konulardan bahsedeceğim. Şimdi gelelim kalp krizinin nedenlerine. Kalp krizinin nedenleri aklınıza gelmiştir eminim. Evet, çok haklısınız. Kötü beslenme. Bu konuya ayrıyeten değineceğim. Aşırı derecede sigara kullanımı, obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalıkları, uzun ve yoğun yaşanan stresler, kalbi besleyen damarlarda herhangi bir problemin olması kalp krizine neden olabilmekte. Şimdi kalp krizini anlamak için beslenmeye ayrıyeten değineceğimi söylemiştim. Neden kötü beslenme kalp krizlerinde önemli diye. Şimdi kötü beslenme derken fast food yiyeceklerden bahsediyorum. Gençlerin bugün buluşma noktaları fast food yerleri. Uzun ve sık yeniliyorsa, sık aralıklarla gidiliyorsa bunun kötü kolesterolü yükselttiği biliniyor. Patates kızartmaların fazla yenmesi, hayvansal yağların uzun ve çok tüketilmesi, margarin yağlarının fazla tüketilmesi, abur cuburların çok yenilmesi kanda kötü kolesterolün yükselmesine sebep olabiliyor. Peki bu ne yapıyor? Kalp krizine nasıl sebebiyet verebiliyor? Bir düşünün bakalım. Bunu bir örnekle daha iyi açıklayabileceğimi düşünüyorum. Örneğin her gün evimize çaydanlığa çeşme suyunu koyup kaynattığımızda neler oluyor? Bir süre sonra çaydanlığın içini kireç tabakası kaplıyor, öyle değil mi? Ve siz önlemini almadığınızda bu kireç tabakası ilerliyor. Çaydanlığın deliklerini yavaş yavaş daraltarak bir süre sonra suyun akmasına bariyer oluşturuyor. Artık siz bardağa suyu dökemiyorsunuz. İşte kötü kolesterol de kalbi besleyen koroner damarlardır. Bu kötü kolesterol tıpkı çaydanlıktaki o kireç tabakası gibi her gün biraz daha damar cinarlarına yapışıyorlar. Yapıştıktan sonra bir plak oluşturuyorlar. Daha sonra bu plaklar büyüyor, tepecikler oluşturuyor. Daha sonrasında ne oluyor? Damar daralmaya başlıyor. Tıpkı çaydanlıktaki kireç tabakasının çaydanlığın deliklerini tıkaması gibi, daraltması gibi. İşte bu plaklar damar sertliklerine sebep oluyor. Halk arasında da böyle deniyor. Tıpta arteriskleroz diyoruz, halk arasında damar sertliği diyoruz. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonrasında kan pıhtısı, yağ damlacığı, hava kabarcığı, bakteri kümesi gibi bir takım maddeler geliyor ve o dar alandan geçerken o bölgeyi tıkıyor. O bölgeyi tıkadığında diğer tarafa gitmesi gereken, dokulara gitmesi gereken besin ve oksijen gidemiyor. Gidemeyince orada hücre ölümleri oluşuyor. İşte size kalp krizi. Bir kriz oluşuyor. Peki sigara ne yapıyor? Sigara da gençlerde çok yaygınlaştı. Anne baba içiyor, ona bakıp çocuklar da içmeye başladılar. Ya da arkadaşlarından görüp içmeye başladılar. İyi kolesterolü %15 düşürdüğü tespit edilmiş. Bu ne anlama geliyor? İyi kolesterol düşerse kötü kolesterol kanda yoğun hale gelir. Bu da yine arteriskleroz'un oluşmasının nedenlerinden bir tanesi. Peki bu kriz oluştuğunda nasıl bir belirti oluşur? Belki kendiniz yaşadınız. Belki bir yakınınızın kriz geçirmesine şahit oldunuz. Belki de yolda geçerken rast geldiniz. Bir de belirtileri ben tekrarlayayım. Sizler az ya da çok onlara şahit olmuşsunuzdur. Bir de ben hatırlatmak istiyorum. Öncelikle demiştik ki bu tıkanıklığa bağlı diğer bölgeye kan gidemiyor, hücre ölümü oluşuyor ve kalpte kriz oluşuyor. Bunun neticesinde örneğin
Ayağınız kırıldığında siz koşabiliyor musunuz, koşamıyorsunuz. Kalp dedi ölen dokudan dolayı görevini yerine getiremez hale geliyor. Bunu ben nasıl algılıyorum? Nefes darlığı. Çünkü dokulara yeterince oksijen gidemiyor, kalp yeterince çalışamadığı için. Ölü dokulardan dolayı. Göğsümde ağrı oluyor çünkü kalp gereğinden fazla çalışıyor. Dokulara çünkü gönderemiyor yeterince kanı. Gereğinden fazla çalışıyor. Bunu da ben çarpıntı olarak algılıyorum. Ve göğsüm ağrıyor. Peki bu göğsümün ağrısı herhangi bir göğüs ağrısı mı? Hayır. Bu farklı bir ağrı. Bunu nasıl ayırt ediliyor? Bu ağrı halk arasında deniyor ki iman tahtama öküz oturmuş gibi, affedersiniz. Öküz oturmuş gibi hissediyorum. Yani ne demek istiyor? Benim göğsüm sıkışıyor. Bir sıkışma ağrısı bu. Nefes alamıyor, sıkışıyor, daralmış durumda. Ve bu ağrı komşu organ mideye yansırken diğer taraftan göğsün yukarısına geliyor, enseye, çeneye geliyor. Sol taraf omuz ve sol kolda uyuşukluk ve ağrı oluyor. Bu ağrı dinlenmeyle geçmiyor ve uzun sürüyor. Diğer bir buna biz angina pectoris diyoruz. Kalp krizine bağlı göğüs ağrısı. Daha sonrasında nefes ağırlığı dedik. Daha da ilerlemişse eğer kalp krizi, hastada terleme, renkte bir solukluk, sarımsı bir renk oluyor. Terde yağlı bir ter, ciltte dokunduğunuzda o terde yağlı bir ter oluyor beden zorlandığı için. Solukluk, bilinç bulanıklığı daha da önlem alınmazsa eğer bayılarak şok tablosuyla beraber hasta ölüme kadar gidebiliyor. Kalp krizlerinde ilk yarım saat hayati önem taşıyor. İlk yarım saatte geçirilen her bir dakika kişinin hayata tutunmasını da sağlayabilir, ölüme daha çok yaklaşmasını da sağlayabilir. O yüzden ilk yardımcının yapacağı doğru müdahaleler son derece önemli. Kalp krizi geçirdi ve siz ortamdasınız. İlk yardımı nasıl uygulayacağız? Öncelikle dışarıdaysak kendimizden emin bir şekilde sakin olarak hastanın başına gidiyoruz. Kalabalık varsa kalabalığı uzaklaştırıyoruz. Hastanın oksijen alması lazım, panik havasından çıkılması lazım, bu önemli. Trafik varsa, hastanın güvenliğini tehdit eden bir durum varsa hastanın güvenliğini sağlıyoruz. Mutlaka 112'ye haber veriyoruz. Bu arada hastanın nabzına bakıyoruz, solunumuna bakıyoruz, rengine bakıyoruz, hastanın bilincini kontrol ediyoruz. Ondan sonra eğer solunum yolunu tıkayan herhangi bir şey varsa onu rahatlatıyoruz. Kravatı varsa gevşetiyoruz. Baş örtüsü eğer sıkı bir şekilde bağlanmışsa onu gevşetiyoruz. Ağzın içinde dil katlanmış mı? Solunum yolunu tıkayan bir şey var mı? Onu kontrol ediyoruz. Eğer hastanın bilinci yerindeyse hastayı yarı oturu bir vaziyete getiriyoruz. Ve derin nefes almasını söylüyoruz. Derin derin nefes al. Hastanın hissettiği şey büyük bir ölüm korkusudur. Onu sakinleştiriyoruz, rahatlatıyoruz ve derin nefes almasını söylüyoruz. Eğer hastanın yanında 300 mg bir aspirin varsa onu çiğnemesini söylüyoruz ve dilinin altına göndermesini söylüyoruz çiğneyerek. Onun dışında hastanın ağzına herhangi bir şey vermiyoruz. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse hastayı sırt üstü yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra ayaklarını yukarı kaldırarak ayaklarındaki kanın hayati organlara gitmesine yardımcı oluyoruz. Bu arada başını da yana çeviriyoruz ki boğazda herhangi bir tükürük birikimi kapatmasın diye. 112 gelmedi ama bu arada hastanın kalbi durdu. Baktınız atmıyor. Solunumunu kontrol ettiniz, kulağını dayadınız. Bir ses gelmiyor. Göğüs inip kalkmıyor ve eminsiniz. O zaman eğer kalp masajı ve suni solunumda bir eğitiminiz varsa hemen tekniğine uygun bir şekilde ilk yardımı uyguluyorsunuz. 30 bası yapıyorsunuz. 1V, 2V, 29V, 30V diyorsunuz. Ağzınız dolusu akciğerlerinizi dolduraraktan kuvvetli bir solunumu hastanın akciğerlerinde 3 defa vererek temel yaşam desteğini uyguluyorsunuz. Peki hasta arabada ya da siz arabadasınız ya da evde yalnızsınız.
O saydığım belirtiler var. Göğüs ağrısı var, çeneye yansıyan ense, kol, göğüs sıkışması var, nefes alamıyorsunuz, terlemeye başladınız. Artık bilinciniz bulanıklaşmaya başladı. Ne yapacaksınız? Elbette ki öncelikle uygun bir yere uzanın. Uzandıktan sonra 112'ye haber verin. Haber verdikten sonra derin solunum egzersizleri yapın. Eğer arabadaysanız arabanızı güvenli bir alana çekin. Pencereyi mutlaka açın ve dörtlüleri yakın. Koltuğunuza arkaya doğru yaslayın ve derin solunum egzersizi yapın. 112 gelinceye, birisi size yardım edinceye kadar bunu uygulayın. Eğer yanınızda aspiriniz varsa o zaman 300 mg aspirini ağzınıza çiğneyerek dilinizin altına gönderebilirsiniz. Şimdi kalp kriziyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere bir video izletmek istiyorum bu konuyla ilgili. Burada kalbi görüyoruz. Normal bir atımı, bir kalbin bir kasılması, gevşemesi tek bir atım olarak kabul ediyoruz. Buna da biz nabız diyoruz. Kirli kan kalbin sağ tarafındadır. Akciğere gönderir o, pulmoner arterle orada temizlenir. Temizlenen kan kalbin sol tarafına gelir. Sol taraftan da aorta aracılığıyla, şurada görüyorsunuz, aorta aracılığıyla vücuda dağılır. Normalde 60 ila 100 arasında kalp atımı vardır. Kalbi besleyen koroner damarları görüyoruz şurada. Şimdi kanın akışını görüyoruz. Koroner arterin içerisinde kan pulcuklarımız var. O kötü beslenmeye bağlı LDH demiştik. Kötü kolesterol. Bakın plaklar oluşturmuş durumda. Ve kanın akışını burada ne yapıyor? Engellemiş, engelliyor burada, bu kısımda. Şu kısımda görüyorsunuz. Bir engellenme var. Şurada da yırtılma var. Blut clot diyoruz. Yırtılma var. O yırtılma da ne yapıyor? Aynı zamanda bunu tetikliyor. Diğer bir sebep kalp krizinde koroner damarlara bağlı yine daralma olması. Spazma bağlı bir daralma var. Koroner arter spazm diyoruz. Bakın daralmayı şu kısımda. Bu tür daralmalar da herhangi bir pıhtı, yağ damlacığı, bakteri kümesi geldiğinde şurayı tıkadığında geride kalan yere gidemediği için kan orada doku ölümleri oluşuyor. Burada arter diseksiyon dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yırtılma var yine orada kalp krizini tetikleyen olay gerçekleşmiş oluyor. Koroner arterleri görüyorsunuz. Kalp krizi nasıl oluşuyor? Şimdi göreceğiz. İşte bir tıkanma oluştu. Kan gitmesi gereken dokuya gidemediği için bu kısımda ölümler oluşuyor. Ölümler oluştuğu için kalp yeterince çalışamıyor. Çalışamadığından dolayı zorlanıyor. Bu zorlanmayı nasıl hissediyor kişi? Göğüs ağrısı. Angina pectoris dediğimiz kalp krizi öncesi göğüs ağrıları oluşuyor. Bu göğüs ağrısı mideye yansıyor. Daha sonra çene, ense, sol omuz ve kola kadar giden önce uyuşma, daha sonra da sol kolda ağrı meydana geliyor. Göğüs ağrısını tekrar bir göstereceğiz size. Evet, göğüs ağrısı başladı. Hani affedersiniz öküz oturmuş gibi hissediyorum, nefes alamıyorum, sıkışıyor göğsüm denilen durum oluyor burada. Şimdi biraz ilerletelim. Öncelikle kalp krizine elbette ki oksijen terapisi önemli. Aspirin neden önemli? 300 mg aspirin çiğnetmenin öneminden bahsedeceğiz. Beyaz gördüğümüz şeyler aspirin. O aspirin düzenli bir şekilde alındığında özellikle çok daha faydalı olabiliyor. Kanı sulandırdığı için rahatlatıyor. Burada da hani koroner damar daraldığında damarları da rahatlatıp gevşetebiliyor ve kan akımını ne yapabiliyor? Düzenli hale getirebiliyor. Şimdi kalp kriziyle ilgili size anlatacağım konular bu kadar. Umarım sağlıklı bir kalbiniz olur.
Ama kalp kriziyle rastladığınızda da herhangi bir yerde, bu yakınlarınız olabilir, tanımadığınız bir insan olabilir veya rastladığınız, kalp krizi geçiren bir kişiye rastladığınızda mutlaka doğru müdahaleyi yapmak bir vatandaşlık görevi. Hepinize sağlıcakla günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Kocaman, huzurlu, bol oksijenli günleriniz olsun. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.